Ve 2020'nin son kayda geçsin programında artık gece yarısına gelmiş durumdayız. Ve hem 2020'nin unutulmayanlarını konuşacağız ama güncel meselelerden kopmayacağız. Örneğin hala süren bir problem, hala süren bir dert. Az önce bir fotoğraf ekranlara geldi. Tekrar gelsin çünkü bir imzayı konuşacağız. İmzanın sahibi ekranda gördüğünüz kişi. Berat Albayrak, Maliye Bakanımızdı. Sonrasında istifası bir af talebi olarak duyuruldu. Af talebi kabul edildi olarak devam etti. O geceyi hatırlayacaksınız belki de. Saat 21 sularında Berat Albayrak'ın bizzat basın danışmanına ulaşabilme şansına eriştikten sonra canlı yayına katılmış ve Berat Albayrak'ın istifasını doğrulama imkanım olmuştu. O gün itibariyle Berat Albayrak'ın Instagram paylaşımı üzerinden yapmış olduğu bir paylaşıma dahi şüpheyle bakılıyordu. Neyse ki doğrulatabildik ve bunu ekranlara getirebildik. Sonrasında ise nerede olduğu konuşuldu ama bizim merak ettiğimiz tüm bunların dışında. Sonuçta istifa doğrulandı mı? Doğrulandı. Yenine birileri geldi mi? Geldi. Peki acaba yaptıkları hala etkisini sürdürüyor mu? Ekonomide, örneğin Merkez Bankası kararlarında hangi tırnak içinde yanlışlarından geri adım atıldı? Hangi adımları doğru görülerek uygulanmaya devam ediyor? Belki de bu soruların peşine düşmek lazım. Bunlardan biri de kendisi gitti imzası kalacak mı sorusunu sorduğumuz, kayda geçmesini istediğimiz bir saat uygulaması var. Saat uygulamasına sadece karanlık olarak bakmıyoruz. Aynı zamanda bir de ekonomik karanlık olarak da bakmak lazım. Çünkü çarpıcı veriler var. Sözü daha fazla uzatmak istemiyorum. Ozan Gündoğdu'ya bırakmak istiyorum. Şimdi 2016'dan beri biliyorsunuz bu yaz saati uygulaması var. Sürekli hale getirildi. Son 5 yıldır da Aralık aylarının temel gündemi, yani vatandaşın temel gündemi sabahın körü gibi görünen saatlerde. Çünkü normal şartlarda, daha önceki uygulamada aydınlık olan zamanlarda, şimdi zifiri karanlıkta insanlar işlerine gidiyor, çocuklarını okula göndermek zorunda kalıyorlar. Bu ciddi bir tedirginlik yaratıyor. Şimdi bu işin geçmişi son derece ilginç. Yani normal bir iş yok ortada. Ben böyle yolsuzluk dosyalarını takip eden değil ama okuyan, zevkle okuyan bir gazeteciyim. Toplamda bu yolsuzluk hikayesi içerisinde hepsini toplayın, binle çarpın, o elektrikte dönen rant. Şimdi daha önce 90'lı yıllarda biliyorsunuz Türkiye Elektrik Kurumu vardı. Türkiye'nin elektriğinin dağıtımını, üretimini ve iletimini bu kamu tekeli üstleniyordu. Sonra Tansu Çiller döneminde tek Türkiye Elektrik Kurumu ikiye bölündü. Dağıtımı TEDAŞ diye bir şirket kurdular. Hatırlar belki yaşı yetenler. Eskiden faturalar TEDAŞ şeyiyle geliyordu. Sonra bu TEDAŞ'ı 2001 krizinden sonra bölgelere ayırdılar ve şimdiki sistem geldi. Ama hepsi kamu şirketiydi. Yani şimdiki sistem derken işte X şirketi, Y şirketi ama bunların hepsi kamu şirketiydi. Geldik 2008-2009 krizine. 2008-2009 krizinde inşaatçılar çok ciddi problem yaşadılar. Tıpkı 2019'da yaşadıkları gibi. Toplam inşaat hasılası %15 küçüldü. Fakat inşaatçılarla hükümet arasında da izaha muhtaç bir ilişki var. Deminden beri konuştuğumuz bu ilişki. Bu inşaatçılara yeni bir can suyu ihtiyacı vardı ve can suyu da elektrikte özelleştirme oldu. Elektrikte özelleştirme var ama şimdi özelleştirme için bir para bulmanız lazım, satın almanız lazım ki elektrik de çok ciddi bir altyapı. Bu inşaatçılara kamu bankalarından döviz kredisi verildi. Neden döviz kredisi verildi? Çünkü uzun vadeli krediler enflasyon ortamında TL cinsinden verilmez. Çok uzun vadeli ise daha istikrarlı olacağı düşünülen bir para cinsinden veriliyor. Öte yandan o yıllarda da zaten dolar 2 lira değildi. Yani 1 lira bandındaydı ve yaklaşık 7 yıldır da istikrarlıydı. Bu inşaatçılar da dediler ki, yani dediler büyük bir problem de olmaz. Döviz cinsinden ciddi anlamda borçlandılar. Fakat düşündükleri gibi olmadı. Şimdi bir iş yapıyorsanız, bu özelleştirme, üretim HES'leri alıyorsunuz, barajları alıyorsunuz, dağıtım işlerini alıyorsunuz vesaire. Bunu yaparken bir plan, program yapmanız lazım. Mesela şunu varsaydılar, Türkiye her yıl %5 büyüyecek. Ki elektrik tüketimi de %5 büyüyecek böylece. Öte yandan dolar kuru istikrarlı devam edecek ki biz de borcumuzu ödeyebilelim. BDDK verilerine göre 2005 yılında, şu not almıştım yanlış bir şey söylemeyeyim, 2005 yılı toplam kredileri 1/5'i enerji sektöründü. 1/5, yani gerçekten küçük bir pay enerji sektöründü. Bu 2011 yılında %7.8'e çıktı. 1/5'ten. 1/5'ten. Enerji sektörüne kamu bankaları para yığdılar ve döviz cinsinden yığdılar. Fakat ortadaki para gerçekten böyle şey değil yani.
birkaç yüz milyar dolardan bahsediyorum. Yani dönem para vaziyeti bu. Fakat bekledikleri gibi olmadı. Bunun üzerine bir dolu tedbir almaya başladılar. Tedbirlerden birincisi teşvik vermek için bahane bulan tedbirler oldu. Mesela 2019'un sonunda hatırlarsınız, termik santrallere filtre uygulaması meselesi vardı. Bakın inanamazsınız, filtre takarsanız teşvik vereceğiz dediler. Evet. Yani kanunen zorunlu olan bir şey yaparsanız siz ekstra size para vereceğiz dediler. Alım garantileri verdiler. Dolarla alım garantileri verdikleri için TL cinsinden o garantiler gittikçe arttı ve bu şirketlerin borcu ödensin diye. En absürtü ama bunların, en absürtü bugünkü konu sürekli yaz saati uygulaması. 2016'da Berat Albayrak Enerji Bakanı iken, 2016'nın Ekim ayında şu yalanı da söylediler. Elektrikte tasarruf yapacağız dediler. Daha az elektrik tüketilecek dediler. Ne oldu peki? Şöyle, bu TEİAŞ, Türkiye Elektrik İletim Anonim Şirketi. Bu kamuya ait bir şirket. Rakamları resmi veri. Şimdi 2015 yılında, Türkiye'nin 2015 yılının Kasım ayında, Türkiye'nin toplam tükettiği elektrik 21.3 milyar kilowatt. Peki. Şimdi normal şartlarda bir ek bilgi vereyim. Ekonomide büyüme varsa eğer, ekonomik büyüme varsa, sanayi büyüyor vesaire, elektrik tüketimi de bununla beraber artar. Ama o ilk krediyi aldıklarında hesapladıkları. Tabii aynen. Ama 2016 yılı biliyorsunuz 15 Temmuz darbe girişiminin de etkisiyle 2016 ekonomik olarak ciddi bir durgunluğun olduğu dönemdi ve ekonomi büyüyemedi. Yani ciddi bir resesyon vardı. 2016'nın Kasım'ına geliyorum. Demin 21.3 milyar kilowatt demiştim. 2016'nın Kasım'ında 22.7 milyar kilowata çıktı. Yani ekonomi yaklaşık %0 büyürken elektrik tüketimi %6.5 arttırıldı. 6.5 üzerinde. Şimdi bir kere şu yalan. Yaz saati uygulaması tasarruf, elektrikle tasarruf sağlar. Bu yalan. Bir kere yok. Hatta tüketim arttırır. Bu 22.7 milyar kilowatt ne anlama geliyor? O yıllar içerisine kadar TEİAŞ'ın kaydettiği cumhuriyet rekoruydu. Yani Kasım ayları içerisinde daha fazla elektrik tükettiğimiz bir başka ay olmadı. Dolayısıyla muazzam bir israftan bahsediyoruz. Fakat bu ve daha ilgincini söyleyeyim. Ekim ayında, yani o 2016'nın Ekim ayında bu karar alınmadan önce büyük şehirlerde dağıtım şirketleri elektrikleri kestiler. Elektrikler bir dönem 3 günde bir elektrik kesilmesinin sebebi bu oligarkların şantajıydı. Dediler ki elektrik bizim elimizde, düşürürüz sizi dediler. Ve bu payı aldılar. Şimdi bu ben hatırlıyorum, hatta İran bağlantısı var bu elektrik kesintilerinde vesaire, öyle şeyler de tabii canım. Tabii. Ya bu böyle az iş değil. Gerçekten böyle 3-5'ten bahsetmiyorum. Toplamda 21 bölge var Türkiye'de elektrik dağıtım şirketi. Hı hı. Bu 21 bölge yaklaşık 10 tane şirkete, dağıtım şirketine satıldı. Hepsi de birbiriyle ortaklık kuran şirketler. Mesela vatandaşın en büyük sorunlarından bir tanesi bugün elektrik faturaları. Şimdi şirketin arkasındaki sermaye gücü bilinmiyor. İstanbul Avrupa yakasının elektriğini CK Elektrik dağıtır. O C ile K ne? Biri Cengiz, diğeri Colin. Avrupa Anadolu yakasını Enerjisa dağıtır. Güler Hanım, tabii Enerjisa'nın da patronu Berat Albayrak'tan ne kadar olumlu bahsediyordu. Aynı dönem Karadeniz'in, Orta Karadeniz'inde yaklaşık 6 tane ili Çalık Holding dağıtıyor. Biliyorsun, o da Berat Albayrak'ın daha önce CEO'luğunu yaptığı şirket. Şimdi bu yetmiyor tabii. Bu kadar güzellik yetmiyor. Çünkü aynı anda bunlar borcunu ödeyebilsin diye böyle güzellikler yapılıyor. Fakat bunların borcu döviz cinsinden. Döviz sürekli fırlıyor. Dolayısıyla sürekli başka güzellikler yapılmak gerekiyor. Mesela Enerji Bakanı'nın bu seneki en büyük propagandası, biz elektriğe zam yapmadık neredeyse diyor. Gerçekten de TÜİK verilerine göre işte geçen sene bu zamanlar 71 kuruşmuş, şimdi 71-75 kuruş olmuş. Yani bir zam yok ortada. Böyle büyük bir zam gibi bir şey yok. Ama bakın, halkın pandemiyle uğraştığı, canıyla ve ekonomisiyle uğraştığı bu günlerde bu elektrik dağıtım şirketleri bize sattıkları elektriğin 1/3'ünü kamudan alıyorlar. EÜAŞ'tan, Elektrik Üretim Anonim Şirketi'nden. EÜAŞ bu şirketlere elektriği kaçtan satıyor? Asıl tabii şey orada değil mi? Çünkü sonuç itibariyle bu şirketler bir, kendi ürettikleri elektriği satıyorlar bize, bir de kamudan alıyorlar. Tabii. Halka yani satıyorlar. Meyvede sebzede konuşuyoruz aracıların dahiline. Burada da bunlar aracı. Bunlar bu dağıtım şirketleri aracı. Kısmen elektriği kamudan alıyorlar, kısmen kendi ürettikleri. Kendi ürettiklerinde de muazzam teşviklerle üretiyorlar. Yani dolar üzerinden teşviklerle. Bakın, ben resmi gazetedeki genelgelerden, EPDK genelgelerinden çıkardım.
EPDK 3 ayda bir fiyatı düzenliyor. Yani bu elektrik dağıtım şirketlerine satılacak elektriğin kilovatının fiyat bedeli bu olacak EUH'tan diyor. 1 Ekim 31 Aralık 2019'da 1 kilovat elektriğin bedeli bu şirketlere 34.86 kuruştan satılacak demiş. Tamam. 34 kuruş. Sonra geçiyor. 1 Ocak 31 Mart'ta 27 kuruşa düşürülmüş. Bu esnada halkın elektriğine bir indirim var mı? Yok. Aradaki rant şeyden, EUH'ın cebinden söz konusu şirketlere. Otomatikman kar payı artıyor. Tabii canım, otomatikman kar payı artıyor. Daha garibi. 7 kuruş da az para değil. Değil tabii, mi? Tabii. İyi iş. Ya şöyle düşün. 60 milyar kilovat elektrik satıyorlar bunlar. 7 kuruşu 60 milyar kilovatla çarpınca yaklaşık 10 milyar ediyor. Yani 10 milyar. Sadece 3 ayda EUH'tan dönen şey bu. Hikaye. 1 Temmuz 30 Eylül'de bu rakam 13.20 kuruşa kadar indiriliyor. Bakın. 34'ten 13.20 34.86 kuruştan 13.20 kuruşa kadar indiriliyor. Bu esnada halkın elektriğine tek kuruş indirim yapılmıyor. Fakat vatandaş bunu fark etmediği için, ya arkada dönen tezgah fark etmediği için Enerji Bakanımız da çıkıyor diyor ki hiç zam yapmadık. %55 bu şirketlere satılan elektriğe %55 indirim yapıldı. Vatandaşa zam yapılmadı diye. Ve vatandaştı. Yani bu pandemi koşullarında kaç kişi icralık oldu elektrik faturası yüzünden? Hem esnaf hem hane halkı. Dolayısıyla burada... Zam yapılmış, kar zammı yapılmış. Tabii canım, yani arka şeyde, kapı arkasında muazzam bir tezgah var. Bu tezgahın aynısını, yani bu söz konusu bu şirketleri şöyle alt alta yazdığınız zaman hepsi, işte Murat'ın anlattığı bu büyük kamu ihalelerinde de adı geçen şirketler. Hepsi adı geçer. Yani şimdi vatandaş baksın, benim elektriğimi kim dağıtıyor? Atıyorum X dağıtım şirketi. X dağıtım şirketinin sahibi kimdir diye Google'a yazsınlar. 5 şirketten bir tanesi çıkmazsa bana mesaj atsınlar. Hepsinin arkasında zaten meşhur olan, zaten politikleşen. Dünya Bankası'nın listesinde yer alan, aynen, kamu ihalelerini dünyada en çok alan o 5. Onları görecekler. Onları görecekler. Aynı zamanda işte şeyle de, politikayla da ilgili olan sermaye gruplarını görecekler. O yüzden diyorum. Yani hep tanıdık çıkacak. Tanıdık çıkacak. Ben, bu firmalar da reklam yapıyorlar. Reklam veriyorlar. Biz yatırımımızı Türkiye için yapıyoruz. İşte meyve veren ağaç taşlanır da yapıyor. Babasının parasıyla yapıyor sanki. Ya da bedavaya yapıyor bize. Yani halka hizmet ediyor güya. Hani şey, kendisinin sebili var, sebilden bize dağıtıyor gibi reklam yapıyor böyle. Bak, kamunun parasını, kamunun verdiği işi alıyorsun, garantili iş alıyorsun. Kullandığın kredi bizim bankalarımızda, kamunun bankalarındaki kullandığın krediler. Dünyanın parasını alıyorsun, para kazanıyorsun. Sonra da kalkacaksın, meyve veren ağaç taşlanır. Hayır, bir de şöyle bir gerçek var. Yani Ozan'ın çok güzel anlattığı şekilde, yani sırf onlar kazanacak diye biz karanlıkta uyanıyoruz. Evet, yani bütün ya. Ülke, yani sadece paramız gitmekle kalmıyor. Yani o vatandaşa indirim olmamak, o pandemi koşullarında işte insanlar elektrik faturalarından dolayı icraya düşmesi yetmiyor. Bir de hepimizin hayatını karartıyorlar. Bakın askerdeyken şey vardır, böyle bir hikaye vardır. Yani 2-4 nöbet yazmak, bilmiyorum. Yani 3, çavuş be, vardır. 3-5. Yani 3-5 ya da 2-4'tür o. Çavuş vardır. Eğer o çavuş nöbeti yazıyorsa, 2-4 işte 4-6 nöbetini yazıyorsa biz askerdeyken o çavuş, yani tuğ general gibi bir şeydi. Çünkü niye o karanlıkta uyanacak, uykumu bölecek, işte karanlıkta nöbete çıkacağım, sonra geleceğim tekrar. Yani bütün ülke asker olmuşuz. O 5-1 o şey olacak diye ve bütün ülke karanlıkta uyanıp psikolojimizin kötü etkilendiği, yani güne başlamak için kendimizi hiç hazır hissetmediğimiz, bütün enerjimizin düştüğü, işte pandemi koşulları nedeniyle okullar kapalı. Normalde okulların ışıkları yanıyor sabah. Ya cebimizden yani sabah çaldınız, bari aydınlıkta uyanalım yani. Psikolojimizi de bozdular yani, karanlığa yani hapsedilmek bu herhalde. Ya kayda geçsin, karanlıktan kazananlar var. Tabii. Ya bu hesapta. Bu olay ta Benjamin Franklin'e kadar gidiyor biliyorsunuz. O yaz saati uygulamasını, işte bu değişik uygulamayı 20'şer dakikayla başlatıyor. Ondan sonra bu tabii ki değiştiriliyor. 1916 yılında 40 dakika yapılıyor, sonra 1 saat yapılıyor filan. Şimdi buradaki asıl temel sorunlardan bir tanesi doğuda çok farklı hissediliyor. Batı tarafa, yani özellikle Ege bölgesine, evet, Marmara bölgesine falan gelindiği zaman çok ciddi hissediliyor. Abi 8.20'de güneş doğuyor İstanbul'da. Aynen öyle. 8.20'de. Bir de bu karar 2016'da meclise geldiği zaman bir üniversitenin kararıyla geldi bu. Bir üniversitenin yaptığı araştırmayla geldi ama araştırmayı ben çok araştırdım, bulamadım. Şey, yok. Senin çürük raporu gibi, köprü raporu İstanbul, gibi çıkmasın sonra. Bir İstanbul'daki bir üniversitemizin raporu gibi gelmiş. Bunun üzerinden referans verilerek işte karar alınıyor. Sonrasında bu yeni, işte senin az önce bahsettiğin şeyler çıkınca Elektrik Mühendisleri Odası bununla ilgili çalışmalar yapıyor. O raporu onlar da bulamıyor. Raporu istiyorlar işte, yok, görmek şey, istiyorlar. Rapor yok. Sonra ikinci bir karar alındığında, yani olağanlaştırıldığında artık
Yine yeni bir rapor çıkıyor. Ya çok yine aynı üniversiteden yine aynı bir rapor çıkıyor. O raporun içeriğinde de araştırma yapıyorlar. Oradaki kişilerin akademik ünvanları yanlış yazılmış. Oradaki kişilerin akademik yeterliliği bunlar için geçerli değil. Bir sürü şey çıkardılar. Raporladılar bunu. Raporladılar ve dedikleri gibi az önce Ozan anlattığı gibi kesinlikle tasarruf diye bir şey söz konusu değil. Artıyor. Aksine artıyor. Artıyor. Yani ekonominin büyümediği bir dönemde elektrik tüketiminin %6,5 büyümesi. 538 milyon gibi bir rakam hesaplamışlar. Yani şöyle tabii. Raporda. Elektrik tüketimi bir öncü gösterge. Büyümenin bir öncü göstergesi. Mesela büyüme verisi ilgili dönemden 4 ay sonra açıklanıyor. Ama biz tahmin edebiliriz. Nasıl tahmin ediyorsun? Çünkü elektrik tüketimi artıyor diyorsun. Demek ki ya da güven endeksleri var vesaire. Elektrik tüketiminin oranı artış oranıyla büyüme oranı hemen hemen birdir. %6,5 arttığı yıl ekonomik büyüme resesyonda, yani ekonomi büyümüyor. Yok. Çark dönmüyor. Önceki yıl kadar sanayi çalışmış, bunu yapıyorsun. Bir de başka bir problem var orada. Şimdi elektriği biz ithal yollarla üretiyoruz. Yani %20'si kadar yerli imkanlarla, işte HES'ti, CES'ti, onlarda milyon tane iş var zaten. Ama büyük çoğunluğunu petrol veya doğalgaz veya kömür gibi ürünlerden üretiyoruz ve bunlar da ithal. Yani söz konusu bu şirketler daha fazla kazansın diye Türkiye cari açığını arttırıyoruz. Yani çünkü daha fazla ithalat tabii yapıyoruz. Böyle düşük bir rakam tabii, gibi ithalat, de değil. İthalat ihracat dengesi şaşıyor. Tabii şaşıyor. Bunu bu arada bu kadar enerjiye girince Halk TV'nin YouTube'daki canlı yayınında bir enerji firmasının tam da bu esnada konuştuğumuz anda canlı yayın böyle kesilir. Hani YouTube'da otomatik reklam çıkar ya. Orada bir enerji firmasının reklamı çıkmış. Arkadaşlarım yakalamış. Tabii ekrana getiremiyoruz. Ama böyle enteresan bir durum var. Bu arada Can Yıldız buradaysa merak ediyoruz. Uçak nerede? Bir ekran görüntüsü daha alalım. Çin'den gelecek aşılarla ilgili Flight Radar'dan. Yavaş yavaş 2020'nin unutulmayanlarına geçelim isterseniz. Biz kanal için bir almanak hazırladık. Sizler de basın kuruluşlarında çalıştığınız yerlerde hazırladınız. Halk TV'nin yılın adamı seçtiği isim kuşkusuz pandemi koşulları her şeyle Fahrettin Koca oldu. Sayın Bakan oldu. Peki Sağlık Bakanı'nın işte artılısı, eksisi, açıklanmayan verileri, şeffaf olmayan süreç yönetimi vesaire bu yönleriyle hatırlanacak. Şimdi aşı meselesiyle bambaşka boyutta hatırlanacak. Diğer bir yönüyle az önce ekranlara gelen fotoğrafı olmasa sebebiyle de Berat Albayrak kuşkusuz bu yılın unutulmayanları. Benim için de bir habercilik şansıydı. İstifasını doğrulatabildim. Diğer yönüyle üçüncü bir isim var mı unutulmayan? Yavaş yavaş başlayalım. Ya Fahrettin Koca ile ilgili şunu söyleyebilirim aslında. Yani bu arada yılın olayı olarak soran çok kişi var. Yani yılın insanı, yılın kadını, yılın erkeği gibi bakmaktansa yılın olayı ve etkilerini konuşmamızı isteyenler de var. O konuda da fikrinizi rica edeceğim. Yılın olayı salgın. Yani pandemi koşulları hiç şüphesiz. Ama yani yılın adamı da gerçekten Fahrettin Koca. Doğru bir tespit. Yani takipçi sayısı olan Cumhurbaşkanı geçen de herhalde tabii sosyal medyada tek kişi oldu. Ve kimi anketlerde de. Kimi anketlerde de öne çıktı. En başta yani. Evet. Ama bakın çok enteresan bir olay. Yani çok kutuplaşmış ülkeden bahsediyoruz ya, çok kutuplaşmışızdır. Yani her gün bir tarafın diğerini, özellikle Cumhur İttifakı'nın muhalefete hain, terörist ilan ettiği, bu anlamda da çok ciddi bir kutuplaşmanın olduğu, hatta seçmenlerin bile neredeyse terörist ilan edileceği günler yaşarken ve onların ardından bu salgın belası musallat oldu toplum üstüne. Ve Fahrettin Koca da gerçekten o dönemde ilk başladığında toplum tarafından desteklendi. Yani bakın gerçekten böyle bir ön yargıyla değil, yani muhalefet partileri de Fahrettin Koca'nın ilk günlerde performansını değerlendirdiler, bilgi veriş biçimini değerlendirdiler ve dediler ki yani evet, yani düzgün, daha tarafsız görünüyor. Hatta farklı örneğin her yerde belirli gazetelerin muhabirleri toplantılar alınmıyor artık, biliyorsunuz. Cumhurbaşkanına evet soru soramıyorlar, bakanlara soru soramıyorlar. Fahrettin Koca farklı yayın organlarından, farklı dünya görüşündeki aldı. Gerçi en son bir sansür olayı evet oldu Yol TV'deki evet arkadaşımız. Onu atlamayalım, onun dışında değil. Evet. Ve böyle gerçekten de toplumda bir ortak fikirdi Fahrettin Koca'ya oluşan güven. Ama sonra baktık ki gün geçtikçe, hatta bu konuda anketler de yapıldı. Anketlerde Fahrettin Koca'nın açıkladığı verilerin doğru olup olmadığı, yani ölüm, işte vefat sayısı, hasta sayısı, bu konularda açıkladığı verilerin doğru olup olmadığı ile ilgili araştırmalar da yapıldı. Bakın ben onu not almıştım. Metropol'ün araştırması bu. İkinci ayında, Nisan'da, yani pandeminin ikinci ayında evet veriler doğru diyenler, yani doğru açıklıyor, güveniyoruz diyenler %62,3. Şimdi büyük diyoruz ya. Evet, büyük şey çoğunluk yapıyor, diyor ki doğru açıklıyor. Yani bu sayılar doğru, biz bakanımıza güveniyoruz diyor. %30'u da hayır diyor. Yani veriler düşük açıklanıyor diyor. Şimdi buraya baktığımızda yani 62,3'te %30.
Yani ciddi bir güven söz konusu olduğunu söyleyebiliriz. Ve şeyi de gösteriyor bu, bakın çok enteresan. Yani tam kutuplaştık diyoruz ya, ön yargılı yaklaşıyoruz. İşte çeşitli kaygılar oluyor bu konuda diyoruz ya. Ya o yani aslında yani demek ki 62.3 olduğuna göre muhalefetten de insanlar güvenmişler bakana. 4 ay sonra Ağustos'ta bu ölçüm tekrar yapılıyor. %58.9 yani %59 hayır yalan söylüyor diyor. Yani doğru sayıları açıklamıyor. Tam tersine dönüyor. %36 bu sefer diyor ki doğru söylüyor. Şimdi sadece 4 ay bu. Yani sadece 4 aylık dönem. Şimdi burada ciddi bir sorun gözüküyor. Yani bu aslında pandemi sürecinde hem Fahrettin Koca'nın hem de pandemi koşullarının yönetilmesinde çok ciddi bir sıkıntı olduğunu da ortaya koyan bir durum. Ama buna neden olan ne? Hocamız biraz önce söyledi. Buna neden olan bir yalan rüzgarı. Aslında bence de 2020'nin en önemli olaylarından biri bu yalan rüzgarı. Bakın kısaca hatırlayalım. Maske dağıtılacak dendi. İlk salgın başladığında maskeler kara borsaya düştü. 5 liraya 10 liraya normalde 30 kuruş olan cerrahi maskeler 5 liraya 10 liraya satıldı bu ülkede. Yani insani olarak da düşün. Yani ahlaki olarak çöküşü de ortaya koyan bir şey. Belki o gün koyulan zaten bu skala hala bizi zorlamaya devam ediyor maske ücreti olarak. Tabii, o gün öyle bir yerden konuldu ki çizgi kesinlikle inmiyor alta. Ya bakın 5 kişilik bir aile düşünün. 1 lira maske. Evet. 5 lira veriyor. Ya insanlar halk ekmek kuyruğunda bekliyorlar ki normal fırında 2 lira ekmek 1 liraya alacak, 5 tane ekmek alacak, 5 lira kâr edecek. Ya bir şey itiraf edeyim. Haber masasında profesörlere soruyorum işte ya maske kullanımı doğru nasıl olur vesaire. Daha ilk günler ya günde 2 ya da 3 maskeden söz ediyor kimileri. Ya utanıyor insan bunu aktarmaya kesinlikle, yani. Kesinlikle yani bu ev bütçesi için ciddi bir hasar ve hala hasar şu an. İşte gerçekten de bu devam ediyor. Ve bırakın sonra dediler ki maskeleri devlet dağıtacak. Ya becerilemedi. Önceden işte tek tek devlet getirecek, sonra PTT getireceklerini, sonra kodlar gönderildi. Bana kod gelmedi önce. Eczaneye gideceksin, programın alacaksın. Programın başında hatırlatmıştık. Böyle bir pandemi için hazırlık planı da vardı üstelik. Vardı yani işte. Evet. 2019 aynen. Temmuz'da. Çünkü Dünya Sağlık Örgütü uyarıyordu. O hazırlık planında da medikal maske stoğu yapın deniyordu. Kesinlikle ve bile bile göre göre bunu bir bu şekilde yaşadık. Yetmedi. Yani o satılmayacak açıklamaları yapıldı. PTT gönderecek kare kod açıklamaları falan. Ve bu şeyi beceremedik. Sonra Umre'den gelenlere ateş düşürücü verildiği ortaya çıktı arkadaş. Yani yakalanmasınlar havalimanında diye iddiaya göre. Diyelim ki ortaya çıktı demeyelim, iddiaya göre diyelim. Ateş düşürücü verildi Umre'den gelenlere. Ve Umre'den gelenler Türkiye'ye yayıldı. Yani o Diyanet bu konuda bir denetleme yapmadı. Ve sonra Umre'den gelenlerin polisin üzerine tükürdüğünü gördük. Sana da bulaşsın diye. Yani daha nasıl yani düşünebiliyor musunuz? Umre'den gelenler göz altında. Yani bir lojman gibi bir kurumda. Ve dışarı çıkmaya çalışıyorlar. Kapıları zorluyorlar. Bunu yaşadık. Hatta başka bir örnek yaşadık. Paris'ten gelen uçaktan bir yolcu polis araçları gelip durdurdu. Kendi aracını alıp karantinadan kaçırdılar. Evet. Yani karantinadan kaçırıldı bir kadın. Ondan sonra otobüsten indirildi değil mi? Otobüsten indirildi. Yolcular tepki gösterince ortaya çıktı ki torpil. Evet. Yani düşün torpille polis araçları geliyor, seni alıyor, götürüyor. Ya şimdi bu güvensizlik zinciri nerelerde başladı? İşte hatırlayalım. Nerelerde. Evet, yani bunları tek tek 2000'li hatırlayınca aslında sürecin nasıl gittiğini de görüyoruz. Yani testlerle ilgili sonra, yani testlerin, hatırlıyor musunuz görüntüyü? Kimse test bulamazken, yani test kitleri yokken, parmağında Cumhurbaşkanlığı forsu olan sancak, yani bir saraya çok yakın bir iş adamı, sana da yapayım diye espriler yaptığı videoyu koydu. Önlerinde test kitleri vardı ve halk düşünün o sırada sağlık çalışanları test yapamıyorlardı kendilerine. O yüzden bugün işte aşıya güven duyulamıyor. O yüzden belirli kesimlere aşı yapılıyor mu diye soruluyor. Kesinlikle mi? Ya buna kim gönül rahatlığıyla hayır yapılmıyordur arkadaş. Ya buna gönül ya güvenemezsin çünkü milletvekilinin oğlu aynı dönemde bir milletvekilinin oğlu test kiti pazarlama işine girdi. Instagram'dan ve sosyal medyadan hatırlıyorsunuz. Milletvekilinin oğluydu. AKP milletvekilinin oğlu. Test kiti satayım diye şeyler yaptı, kampanyalar yürüttü. Bunları görmüş bir ülkede ve ondan sonra da test kitlerinin %60 oranında doğruluk payı olduğu ortaya çıktı. Evet. Yani %40 ihtimalle sen pozitif olur, annenin babanın yanına gidip annene babana bulaştırabilirsin kaygısı ortaya çıktı. Acaba kimler bulaştırdı? Bir daha bölmemek için bir sıcak gelişmeyi tekrar ekranlara getirelim. Uçağın nerede olduğunu elbette takip ediyoruz. Şimdi geldi efendim arkadaşımız Can Yıldız'ın Flight Radar üzerinden kaydetmiş olduğu ekran görüntüsü. Canlı görüntü. Peki. Direkt siteden canlı görüntü
Rejiden Güven arkadaşımız uyardı beni. Şimdi aşıları getiren uçak Kırgızistan'da. Şu anda Kırgızistan'da ve uçak 6 saat sonra Türkiye'ye inecek diyor editörümüz Deniz Gez. Dolayısıyla 6 saat sonraki gündemimiz yarın sabah itibariyle konuşulacak olan ana gündem maddelerinden biri aşı olacak. Biz 2020'nin fotoğrafını çekmeye devam edelim. Yani tek tek sıralayınca aslında büyük tablo önümüze çıktığı için hatırlamak gerçekten çok önemli. Mustafa Uş abinin de yani gazeteci abimizin de hep söylediği gibi. Yani bunları hatırlamak, bütünlüklü olarak bakmak geleceğimizde ne yapmamız gerektiği konusunda da bize çok önemli bilgiler sunuyor. Beştepe'de VIP cuma namazı kılındı. Yani Diyanet İşleri Başkanı, yani bütün cuma namazları yasaklanmışken Diyanet İşleri Başkanı davetiye gönderdi protokole ve o Beştepe'deki camide, saraydaki camide namaz kılındığının fotoğraflarını gördük. Yani düşünebiliyor musunuz? Yani öteki dünya için bile torpilin devreye girdiği, ahiretin için torpille namaz kılabildiğim bir haller yaşadık. Hatta cemaat liderleri bile işte bayağı tepki göstermişti. Kesinlikle. Ona yani. Hatta AKP içinden isimlerde de o zaman tepki gelmişti. Ya belediyelerin, yani bu sırada tabii bütün bunlar olurken Cumhurbaşkanı hesap numaraları verip, IBAN numaraları verip halktan para toplamak istedi. Ve para topladı. Yani bütün dünyada insanlar halkına para dağıtırken bizde bir dayışma. Her şeyde zaten öyledir yani. Türkiye'de o yoksul, o halk var ya, her sorun olduğunda darbe, sen devletin FETÖ'cülere teslim edersin, darbe olur halkım gelsin. Sen yolsuzla bulaştırırsın, kasayı boşaltırsın, halktan yine acı reçetelerle halktan gelsin. Burada da yine halka düştü görev. Halktan yardım toplandı. Bu sırada belediyelerin topladığı paralara el konuldu. Ya banka hesaplarında belediyelerin dayanışma için topladığı paralara el koyuldu. Ekmek dağıtan belediyeler yasaklandı. Yani belediyelerin pandemide aşevi kapatıldı. Bırak Sahra Hastanesi kurdu Adana Büyükşehir Belediyesi. Sahra Hastanesi mühürlendi. İki hafta önce tekrar bizim canlı yayınımızda çağrı yaptı Sayın Başkan. Dedi ki ya hastanelerin doluluk oranını görüyoruz. Biz burayı 10-15 gün içerisinde tekrar hazır hale getiririz. Gelin mühür varsa mühürü kaldırın, açın kapıları yapalım. Yine bir şey değişmedi, duymadık. Aynen. Ya bunun gibi o kadar çok örnek var ki şimdi daha sıralayayım da yani 10 Nisan'da örneğin sokağa çıkma yasağı 2,5 saat önce duyuruldu. İnanılmazdı. İnsanlar şeylere koştu, marketlere koştu. Pandemide bakın yani herkes işte sokağa çıkma, sosyal mesafe, maske çağrıları yaparken biz birden bütün marketlerde izdiham görüntüleri gördük. Yani insanlar birbirine girdi ve İçişleri Bakanı sonra istifa etti, istifası kabul edilmedi. Bunu yaşadık. Yani AKP'li vekil ne oldu? Düğün yaptı. AKP'li vekil oğlu için düğün yaptı. 1500 davetli geldi. Pandemide yasakken 1500 davetli geldi. Yemek dağıtıldı. Ve dağıtmazsam arkamdan konuşurlar dedi. Evet, onu dedi. Bir de ne oldu? Ceza kesildi. Dedi. Ceza kesildi. Cezayı kesen valinin de düğünde evet. Oldu ortaya çıktı. Davetliydi. Evet, davetliydi. Dilovası kaymakamı da vardı. O da davetliymiş. O da oradaymış yani. Ve onlar ceza kestiler. Ortaya çıkınca mecburen ceza kesmek zorunda kaldılar yani. Cemil Yaman'dı. AKP Kocaeli milletvekili. Yani Kanal İstanbul ihalesi yapıldı. Yani pandemi koşullarında düşünün. Bütün herkes hiçbir şey yapmazken Kanal İstanbul ihalesi için devam edildi. Biraz önce bahsettik. Denizli'de vali dönerciyi kapatmakla tehdit etti. Yani o kadar çok ki, ama beni en çok herhalde en unutmayacağım şeyi anlatacağım. Onu da ilk yani bir arkadaşım vesilesiyle haber yapmıştık. Ya bu adaletsizliği işte, bu güvensizliği nasıl yaratılıyor kısmından. Demet Akalın açıklama yaptı, geçinemiyoruz diye. Bak. Evet. Ve bunun üzerine Cumhurbaşkanlığı, İletişim Başkanlığı, bu geçinemiyoruz diyen Demet Akalın, Alişan, Yavuz Bingöl, ya bu saraya giden, saray çevresinde olan bütün şarkıcılar için seyircisiz, bakın Kuruçeşme'de milyonlarca lira harcanıp bir sahne kuruldu. Kuruçeşme sahilde, Boğaz'ın kıyısında. Ve ben gittim fotoğraflarını çektim. Daha o zaman kurulurken, çünkü haberini almıştım. Böyle bir sahne, Eurovision yarışmalarında falan böyle bir şey yok. Böyle bir sahne yok. Yani ışıklı mışıklı, inanılmaz bir sahne. Hadi ne yapılacak acaba bunu? Çünkü seyirci de olacak bir yer değil. Otopark yani. Otoparkın içine kurdular. Ve seyircisiz, sadece Cumhurbaşkanlığı, İletişim Başkanlığı'nın internet sitesinden yayınlanacak. Bir tane de onu düzenleyen, yine hep Cumhurbaşkanlığı organizasyonlarını yapan online rağbet bile galiba tartışmalıydı değil mi? Öyle hatırlıyorum ben. Ne? Yani online olarak gösterilen rağbet bile çok garip bir boyuttaydı. Ajda Pekkan'ın konseri, Ajda Pekkan'da konser verdi. 80 kişi izliyor. Evet. Bir ara 19'a düştü. Ben ya canlı canlı şey yapıyorlar bu dönemde, Instagram'dan canlı yayın yapıyorlar. Tabii. Basit bir düzenekle yani. Bunun kesinlikle için ama orada binlerce kişi izliyor. Tabii. Bunu o da izlemedi.
Ve bakın gerçekten o koşullarda bak insanlar dediğiniz gibi esnaf dükkanını açamazken feci zor koşullar yaşarken onlar sahneye çıktılar. Ajda Pekkan'ı anlattım gibi Demet Akalın'ı şarkı söylediler ve bunun karşılığında 300 bin lira, 250 bin lira kaşınıyor öyle. Geçinebildiler. Evet geçinebilmek için yani düşünün Ajda Pekkan'ı Miami'deki evini anlatıyor. Biz bütün gün magazin programlarında halk bunu izliyor. Demet Akalın kızına pembe minibüs doğum gününde hediye alıyor. Ve biz ona destek için bizim vergilerimiz. Cumhurbaşkanlığı, İletişim Başkanlığı bizim halkımızdan aldığı vergi, o zor durumdaki halkın vergisini gidip Demet Akalın'a o bizim magazin programlarında o gösterişli hayatlarını izlediğimiz insanlara veriyor. Coşkun Sabah ya Coşkun Sabah. Onun önceki ya o işte 1,5 trilyonluk mu ne kadarlık gayrimenkulüm var dedi ama ben de krizde zorlanıyorum filan dedi. Coşkun Sabah orada sahneye çıktı. 250 bin lira aldı. 250 bin lira en az 250 bin lira aldı. Ya bu vicdansızlık şimdi hala ve bu sırada müzisyenler daha ilerleyen süreçte intihar ettiler. Ya zor durumda kalan ve müzisyenlere video çekip gönderip 1000 lira teklif ediyordu Kültür Bakanlığı. Yani demem o ki yani ve en kötüsü tabii ki Türk Tabipler Birliği aylarca Türk Tabipleri Birliği özür dilerim aylarca ya bu sayılar doğru değil dedi. Ve bu sayıların doğru olmadığını da ısrar ettiği için vatan haini, biraz önce Feyza Hanım da anlattı ya çok güzel bir şekilde. Yani vatan hainiyle suçlandı. Terör yuvası dendi. Doktor Sinan Adıyaman. Terör yuvası dendi. Evet. Yani vatan haininde ötesine geçerek evet. Terör yuvası terör yuvası dendi ve kapatın buraları dediler. Yani o insanlara bakın Türk Tabipleri Birliği yani ve o insanlar gerçeği söyleyebilmek için bu saldırıları göğüslemek zorunda kaldılar. Bir yandan da ölüyorlardı. Bir yandan da ölüyorlardı. Hastanelerde insan kurtarmak için, can kurtarmak için mücadele eden o insanlara hainlendi, terörist dendi ve o insanlar o koşullarda, bu baskı altında insanların hayatını kurtarmaya bir yandan çalışırken bir yandan da topluma ya size yalan söylüyorlar bakın gerçek rakamda. Çünkü niye? Gerçeği tespit etmezsek bununla mücadele edemeyiz diye kendilerini parçaladılar. Ve Fahrettin Koca maalesef ki maalesef o yanlış sayıları, doğru olmayan sayıları açıklamaya devam etti. Vaka hasta diye bir şey yaptı. Evet vaka hasta oyunu yapıldı. Kelime oyunları. Ki orada yani. Bir iz bırakıldı. Yani Turkuaz tabloda bir iz kaldı orada. Vaka hasta bir günde değişti. Bir günde değişti. Ama arada uçuk bir fark yoktu. Aynen. Veriler arasında. Sonra bir kere değiştiğinde de birdenbire günlük 24 yakın saat tarih, vaka sayısı evet. 28 bini aştı. Zirveye gitti. Zirveye yani. Gitti. Neden? Çünkü aşı talebi ona göre olacaktı. Mecbur kaldığınız için bir ülkenin sadece kendi vatandaşına yönelik değil, dünyaya yönelik güvenilirliğini de yerle bir ettiniz. Yani o da yerle bir oldu. Şimdi ve gelinen aşımada o kadar kötü bir durum bir durumdayız ki. Buna ilişkin ben de bir anekdot anlatayım sonra devam edelim. Profesör Doktor Sinan Adıyaman o günlerde Türk Tabipleri Birliği'nin başkanıyken terörist olarak da suçlanırken Sayın Bakan kabul etti. Bir heyeti beraber gittiler ve Sinan Adıyaman bizim programımızda da anlattı şu gerçeği anlattı. Ankara'da diş hekimleri filyasyon ekibi olarak çalışıyor. Dolayısıyla onlardan Ankara özelinde o gün için söylüyorum günde 5000 vaka geliyor. Duyuyoruz bunları dedi. Filyasyon ekipleri 5000 vaka belirliyor. Neden bunu açıklamıyorsunuz? Biz bu gerçeğe ulaşıyorsak siz de ulaşırsınız diye soruyor Sayın Bakan'a. Sayın Bakan da diyor ki Hayat Eves Ağrı uygulamasında tüm gerçekler var. Gerçekleri görmek isteyenler o uygulamadaki kırmızılıklara baksın diyor. Başka bir şey söylemeyeceğim. Aynen öyle. Niye açıklamıyor? Bu aslında ya bu az iş değil. Bunu açıklamamasının sebebi vatandaşın, halkın karamsar tabloyu görmeyip talep etmemesi. Aslında şimdi bunu gösterseler de tabii. Belki açıklama deniyordur yani. Belki kendi inisiyatifinde denildir. Yani eğer ki bu bilinseydi vaziyet o yılla o zamanlarda insanlar diyecekler ki ya, o zaman şu AVM'leri kapatın ya. Ya da işte şu ona çarşıyı pazarı. Ama orada bir sıkıntı var. Yani gerçek bilinseydi bugün, halkın talebi daha farklı olacaktı. Bak şimdi az önce gördüm. Bizim Yeni Çağ Gazetesi'nin duhayen ismi vardır. Çok sevdiğimiz Muhittin Dalbantoğlu vardır. Koronavirüs nedeniyle hastaneye kaldırılmıştı. Az önce vefat etmiş haberini aldık. Başın sağ olsun. Hepimizin başı sağ olsun. Ya insanlar ölüyorlar, canını veriyorlar. Sağlık çalışan 300 küsür tane sağlık çalışanı, 302'ydi galiba en son. Sağlık çalışanı can verdi. Bununla göğüs göğüse mücadele ederken can verdi bu insanlar. Sayı bizim diye için. Konuşuyoruz her biri evet, dramatik tabii. Bir hikaye yani. Her birinin altında bir yaşam hikayesi var. Sevgilisi, oğlu, kocası, babası, annesi hepsi yaşamlarından... Ya, ama bak işte o kadar şey ki, yani o kadar adaletsiz ki o anlamda. Bir tane haber vardı hatırlıyor musunuz? Antep'te bir işçi
pozitif vaka çıkıyor fabrikada ve diyor ki ya bana bulaş, ben temaslıyım diyor. Bana izin verin diyor ve patron izin vermiyor işçiye. İşçi eve gidiyor. Annesi, babası, abisi öldü. Yani evet. Annesine, babasına, abisine bulaştırdı ve onlar öldü. Çok kısa biraz araya önce gireceğim. Çanakkale'de fabrikada, şirketin adını vermeyeyim ama meşhur bir gıda şirketi. Hı-hı. Şunu yaptılar. Öğrenci yurtlarının, hemen fabrika öğrenci yurtlarının yanında işçilerin eve gitmesine izin vermediler. Yurdu boşalttılar. Yurdu boşalttılar. İşçiler öğrenci yurdundan 1,5 ay boyunca öğrenci yurdundan mesaiye girdi, çıktı. Hasta olmayan hepsi karıştı zaten. Yani evet. Böyle... Ve bu zaten şey devam etsin diye. Orada kalsın. Amaç oydu. Ve bunun için özel şey çıkartıldı. Sadece o fabrikaya özel kararname çıkartıldı. Manisa'da da fabrikaya kilitlendiler işçiler. Yani o kadar şey ki, ya bakın biraz önce söylediğimiz gibi, ya bu ülke ayakta tutan kim? O emekçiler işte. Yani bu ülkede sayılar niye gizleniyor? Hocamız da biraz önce söyledi. İstatistikleri niye tam olarak açıklamıyorlar? Çünkü yoksullar ölüyor. En çok yoksullar ölüyor. Yani ve en çok üretenler ölüyor, işçiler ölüyor. Şimdi evde kal kampanyası. Her tarafta evde kal, evde kal. Pankartlar evde kal, evde kal. Adama diyorsun ki sen evde kal yazıyorsun her tarafa. Sen çalışacaksın diyorsun. Ve sen gideceksin. Sen öleceksin diyorsun aslında. Bir de emeğin ne kadar kıymetli olduğunu da bu dönemde anladık. Yani market çalışanlarının ne kadar önemli, hayatımızın ne kadar önemli bir parçası olduğunu aslında tam da bu dönemde anladık yani. Ve ölümüne çalıştılar market çalışanları. Her gün yüzlerce kişiyle temas eden insanlar, ya bunun gibi o kadar çok tekstil atölyesine gidenler, evet. Ve baktığımızda çiftçiler ya yani o kadar çok aç kalmadıysa yani, onlar sayesinde. Yani. Aynen. Tabii ki. Yani ve bu bütün koşullara baktığımızda bu insanlar hepimizi okutuyor. Hepimize bütün altyapımızı sağlıyor. Ülkemizi ayakta tutuyor. Yani bu vatanı vatan yapıyorlar o ürettikleri şeyle. Ve hepimiz onlara borçluyuz. Ama baktığımızda toplumun bir kesimi kendini korunaklı kalelere alabiliyor. Ve halkın çok büyük çoğunluğu üretmek için ölümüne çalıştırılabiliyor. Yani bu barbarlığı bu salgın döneminde görmüş olmak herhalde sadece 2020'nin değil. Yani çok çok uzun yıllar boyunca bu barbarlık özellikle, bu barbarlık insanlık tarihi bence unutmayacağı bir dönem olarak hatırlanacak. Var mı başka unutmamamız gereken? Bunu da atlamayalım. 2020'nin önemli çok, bir dönemeciydi dediğiniz. Çok arada kaldığı için ben bunu hatırlatmak adına bir fırsat tabii olarak şey yapıyorum. Şimdi 27 Şubat. Bu yılın 27 Şubat'ında saat işte bu saatlerde herkes televizyona kilitlenmişti. Hatay valisinin açıklamasını bekliyordu. Çünkü biliyorsunuz İdlib'de bir saldırı oldu ve 34 askerimiz şehit oldu. Onda ve son derece krizli bir gündü o. Evet. Hemen ardından işte hükümetten bir açıklama bekledik. Bir yandan da gözler Sayın Cumhurbaşkanı'nı arıyordu. Sayın Cumhurbaşkanı 29 Şubat'ta İstanbul milletvekilleriyle bir araya geldi. İstanbul'da bir araya geldi. Orada İsmail hem konuya Kahraman'la. Evet, hem konuya ilişkin de bir açıklama yaptı ve konuşmasının bir yerinde şunu söyledi. Bu yıl Ocak ayında yeni bir rekora imza attık. Ülkemize Ocak ayında gelen yabancı turist sayısı geçen yılın aynı ayına göre %16'dan fazla artarak 1.8 milyona ulaştı. İnşallah bu yıl 58 milyon turist, 41 milyar dolar da turizm geliri bekliyoruz dedi. Şimdi denebilir ki biz bunu okuyunca biz açıkçası böyle bir ekonomiyle de ilgilenen birkaç arkadaşa böyle ben vaziyeti paylaştım. Herkes ağzı açık dinliyor. Çünkü 29 Şubat itibariyle hatırlayalım henüz salgının ilk vakasının Türkiye'de duyulmasına 10 gün kalmış. Hatta muhtemelen içimizde ama fakat henüz teşhis edilememiş. Sağlık Bakanı zaten 10 Mart'ta bekliyorduk. Sürpriz olmayan bir gelişme olarak açıklamış. İran patlıyor, Çin patlıyor, İtalya'da çok kötü haberler geliyor ve herkes, işte turizm sektöründen konuştuklarımız insanlar da nasıl bir hazırlık yapılacak acaba diye talepler listesi hazırlıyor ve son derece tedirginler. Bazı ülkelerle uçak bağlantısı kapanmış ve bu esnada sektöre yön veren bir konuşma gibi düşünüyoruz. Çünkü yani sonuçta böyle Cumhurbaşkanı diyorsa itibar edilmesi lazım. Ve bu esnada turist sayısı 51 milyona çıkarak Cumhuriyet tarihi rekorunu kıracak diyor. Ben şunu biliyorum Antalya'da. Bu konuşmadan sonra yatırım yapmak için borç alan turizm şirketi biliyorum. Buna güvenerek. Buna güvenerek. Şimdi borcunu ödemeye çalışıyor. Turist sayısı, ya bu şey değil, turist sayısının azalması bir başarısızlık değil. Ortada bir gerçek var, bir pandemi var. Bu olağanüstü koşula
hazırlık yapması gereken bir hükümet var. Buna ilişkin herhangi bir hazırlık yapılmadığı gibi bütün dünya kasıp kavrulurken bu sene turizm rekoru kıracağız diye açıklama yapabildi Cumhurbaşkanı. Ben de bunu aklıma hep bu geliyor. Yılın en kötü tahmini olarak kibarca aklıma gelen bu oldu yani. Asgari ücret için tahminin neydi senin? Bu seyir evet, bekliyor asgari muydu? Ücreti bugün atladık. Evet, ya, onu biraz konuşsak iyi olur. Ozan'ın yorumunu merak ediyorum. Asgari ücrette açıkçası şöyle, şu zamana kadar hiçbir zaman AKP şey demedi. TÜİK'in açıkladığı o zamana kadar en güncel enflasyon oranının altında zam vermedi. TÜİK de en son %14 açıkladı. Dolayısıyla benim tahminimde %20 bandında bir zam yapacaklar. Bu işi bu şekilde kurtaracaklar dedi. Fakat bunu yaparken şöyle bir şey var. 90'lı yıllarda da mesela hiç asgari ücretin altında zam verilmiyor. Mesela 94'te... Enflasyonun altında. Tabii enflasyonun altında. Yani 94'te %100'ün üzerinde şey var, enflasyon var. O dönem asgari ücrete gelen zam da %100'ün üzerinde. Yani aslında AKP ile beraber başlamış bir hikaye değil. Tahminimiz buydu. Ama burada başka bir sorun var artık. Ben tutardan, yani tutar başka bir problem. Asgari ücrete her zam yapıldığında şöyle bir sorun ortaya çıkıyor. Bir kere hükümetin piyasayı kontrolü, regülasyon gücü zayıflıyor. Şu ortaya çıkıyor artık. Bir asgari ücretin altında çalıştırılanlar gerçeği var Türkiye'nin artık. Geçen programda söylemiştim. Aynen. 500 lirasını geri alıyor patron. Bugün, bana çok mesaj geldi. Bana da çok mesaj geldi. Evet, inanılmaz. Ya, herkes bunu yazmış. İşte çeşitli yöntemlerle asgari ücretin altında maaş alıyorlar. Şimdi geçen yıl 3.3 milyondu. Her gelen zamdan sonra bu sayı artıyor. Bu sene 5 milyon olacak bu. Dolayısıyla asgari ücreti artık uygulayabilme iradesi devlette kalmamış oluyor. Ben soruyu biraz tersten sormak tamam. istiyorum. Öğrenmek için de. Örneğin Cumhuriyet Halk Partisi'nin önerisi 3.100 liraydı ve vergiden muaftı. 3.100 ve vergiden muaf olsaydı ne olacaktı? Şimdi ne olacak? Şöyle söyleyeyim. Bak... Türk İş bugün açlık sınırını açıkladı. Evet. Açlık sınırını insanlar duyunca tam anlamıyorlar. Yani işte tok aç hayır. Açlık sınırı şu demek. Bir 4-6 yaş çocuk, bir genç, ergen bir genç yani 10'lu yaşlarında ergen bir genç, bir anne, bir babanın yani 4 kişilik bir ailenin aylık gıda masrafı o. Kira yok içinde, fatura yok ya da işte ulaşım giderleri yok. Sadece giyim, beslenme. Sadece beslenme. Bunu da açıklarken sağlıklı beslenebilmesi için asgari ne kadar lazım diye bir hesap yapıyor Türk İş. Bunu 30 küsür yıldır yapıyor. Bugün açıkladı 2560 lira diyor. 2560 lira an itibariyle zaten asgari ücretin üzerinde. Her sene şu silsileyle karşılaşıyoruz. Yıl içerisinde açlık sınırının dahi altına iniyor asgari ücret. Yıl sonunda yapılan zamla üstüne çıkıyor. Peki yıl boyunca ne kadar artmış açlık sınırı? %19.7 oranında artmış. Yani geçen sene Aralık ayında 2100 küsür liraymış. Şimdi 2500 enflasyonla beraber artıyor. Bugün şunu hesapladık. Peki aynı oranda 2021 yılında artsa açlık sınırı Aralık ayında ne kadar olacak? Aralık ayında yani gelecek sene 2021 yılındaki açlık sınırı aynı oranda artarsa 3100 lira olacak. Eğer ki dolayısıyla 3100 liralık cevabımı aldım. Dolayısıyla 3100 liralık tutar basit bir tutar değil. O yüzden bence anlamlı. Hı hı. Bu hesaplanarak mı bulundu 3100 lira dendi bilmiyorum ama eğer ki 3100 lira olsaydı 2021 yılı boyunca asgari ücretli açlık sınırının altındaki açlık sınırının ne kadar sefaletle ilgili bir şey olduğunu kesinlikle söyleyebildim inşallah. En azından onun altında kalmayacaktı. Yoksulluk sınırının da 1/3 şu andaki rakam. Bir soru daha sormak istiyorum. Bence asgari ücret konusunda hem sosyal medyada çok gördüm, hem toplu taşımada bu konuyu tartışanları duydum, hem çevremden, arkadaşlarımdan bu tipte yorumlar aldım. Asgari ücreti çok arttırırsan enflasyonu tutamazsın kardeşim diyor birileri. %30'a kadar geçerli değil bu. Bunun için ampirik veriler var. Yani siz böyle... Şimdi 2300 lira olan asgari ücreti 15 bin lira yaparsanız bunun enflasyona ciddi bir etkisi olacaktır. Ama %30'a kadar etkili değil. Yani eşittir enflasyon yaratır diye bir şey söyleyemezsiniz. Peki. Murat Aral, ne kaldı hafızanızda 2020'den? Vallahi benim 7 ayım olmadığı için, sadece cezaevinde olduğum için. Onun için sordum. Ben bir şey hatırlatayım mı sana? Örneğin benim aklımda kalanlardan bir tanesi olduğu için Muratlar tutuklandığında mecliste infaz düzenlemesi görüşülüyordu. Hı hı. Ve af işte Çakıcı'nın da, Alaaddin Çakıcı'nın da çıktığı af görüşmesiydi.
ve Muratları içeride bırakabilmek için bize özel kanun çıktı. Kanun çıkarttılar ki yani kanuna ekleme yaptılar. O infaz düzenlemesine Murat, Barış Terkoğlu, Barış Pehlivan içeride kalsınlar Hülya diye. Hülya Kılınç içeride kalsınlar diye. Murat Ağrel'ler kanunu. Biz o zaman nasıl öğrendiniz onu? Radyodu. Zaten radyodan mı? Anlattıklarınızın çoğunu televizyonumuz yoktu. Benim yoktu. Terkoğlu'nun da yoktu. Üçüncü ayda aldık galiba biz. O zamana kadar radyodan dinliyorduk. Radyoda bir tane kanal çekiyordu benim koğuşta. Şeye çıkıyorduk. Böyle küçük bir avlumuz vardı. Avluya çıkıyorduk. Avluda üst noktaya getirirsen o zaman başka bir radyoyu çekiyordu. Oradan ancak haberleri yakalayabiliyorduk. Haberlerde dinleyebiliyorduk. Yoksa gazeteler birer gün gecikmeli geliyordu ki yasak olduğu zaman gazete gelmiyordu. İçeriye gazete alamıyorduk. Yani 4 gün mesela sokağa çıkma yasağı verildiği zaman çok nadir belirli gazeteler geliyordu. Onlar da aksıyordu. Haberleri tam net alamıyorduk işin açıkçası. O sokağa çıkma yasağı olayını filan da hasbelkader duyduk biz işte. İstifa olayını sonrasında filan. Sonrasında 2 gün sonrasında gazetelerde okuduk. Bütün köşe yazarları yazmaya başlayınca öğrendik. Benim için diye soracak olursanız bu süreç oldu. Bundan sonra umarım ülkede hukuk adına, adalet adına olumlu şeyler olur. İnşallah insanlar haksız yere bir daha yargılanmaz. Bu sadece benim için değil, bütün herkes için. Ve gazeteciliğin suç olmadığını anlarlar. Toplum olarak da inşallah normal yola girmeye başlarız. Ama en çok benim de aklımda kalan, hafızamda kalanlardan biri de bu dislike olayı. Sayın Cumhurbaşkanı konuştuğu zaman... Evet, onu yazanlar olmuş. Yılın olayı Z kuşağı diyorlar. Evet, gençlerin vermiş olduğu tepki ki benim umudum da onlarda zaten. Evet, bizler mücadele edeceğiz, bizler anlatacağız, bizler kararlılıkla bu yapılanların üzerine gideceğiz. Bedeli ne olursa olsun bunu gazetecilik ve mesleğimizin ilkesi gereği yapacağız. O gençler aydınlanmayı sağlayacak, çağdaş uygarlık seviyesine o gençler çıkaracak bu ülkeyi. Benim o yüzden bu topraklara umudum hiç bitmiyor. Feyza Altun. Benim 2020'den aklımda kalan baroların bölünmesi. Çok ciddi kesinlikle bir atlamamak lazım hakikaten. Sorun ve ülkenin başkentine alınmayanlar bu arada aynı evet, zamanda. Baro başkanlarının gördüğü muamele, Ankara'ya alınmamaları, AİHM kararının bizi bağlamadığı beyanları, STK'lara kayyum düzenlemesi ve avukatlara adeta muhbir yapmayı planlayan düzenleme ve kadın cinayetleri tabii ki. Ama bunlar hani benim böyle hukuk skandalı olarak adlandırdığım şeyler. Çünkü baroların bölünmesi, yani orada şöyle bir şey vardı. Biz bu seçimleri alamıyoruz. O zaman bölelim. Hani kendi egemenlik alanımızı yaratalım şeklinde ve ben uzun vadede baroların tekrar birleşeceğini düşünüyorum. Yani şimdiden birçok sorun ortaya çıkmaya başladı. Kimdi bu yeni açılan barolar? Ya böyle bir algı vardı ya, yeni açılırsa herkes oraya gidecek falan filan. Yok, kimse falan gitmedi. Herhalde zar zor da imza topladılar ama yani geçer sayıyı oluşturdular bildiğim kadarıyla. Ya ama sanmıyorum. Tabii sonra başka barolar açılır mı? Ben yani o bölünmeyi avukatların içerisinde görmüyorum. Çünkü bence siyasi görüşü ne olursa olsun avukatlar buna karşı. Çünkü yani meslek odasının bir olması, bu sadece siyasi de değil, bunun ekonomik boyutları da var. Yani bir sürü sorun ortaya çıkıyor ki nitekim çıkmaya başladı. Mesela siz adli yardım yapıyorsunuz. İstanbul bir no'lu barosu diye şimdi vekanamelerde çıkıyor. Ben hala alışamadım ona. İstanbul barosu bir tanedir benim için. Ama şimdi İstanbul bir no'lu barosu, İstanbul iki no'lu barosu var. Uzun vadede ne olacağını göreceğiz. Ben böyle hani bu çok devam edecek bir düzen gibi görmüyorum. Çünkü farklı bir sürü altyapısı da var baroların. Mesela adli yardım bir no'lu barosunda adli yardım yapıyorsunuz. Yani size oradan işte dosya geliyor. Oradan ödemenizi baro yapıyor. Fakat şimdi siz adli yardım CMK görevlendirmeleri nasıl yapılacak? Hangi barolara dağıtılacak? Yani insanlar daha bugün bir tane baroya gidip hani başvurmasını daha yeni yeni öğrenirken bu kafa karışıklığı. İki numaraya mı gidecek, bir numaraya mı gidecek, bir de nasıl olacak? İki numaralı baronun avukatları şöyledir, böyle bir ayrım mı olacak? Tabii, yani siyasi klikleşmeye bile ulaşabilir. Zaten amaç o. Hani çünkü biliyorsunuz ki Cumhurbaşkanı da dedi ki bölünsün de barolar kimin ne olduğunu görelim dedi. Şimdi o zaman işte iki numaralı baronun avukatlarına
bir şey olmayacak da bir numaralı baronun avukatları mı soruşturmalar geçirecek ya da onlar işte şöyledir böyledir. Bir tane meslektaşımız bir video çekmişti bununla ilgili. Çok da güzeldi, şey diyordu, öz kardeşler borosunu kuruyoruz diye. Çok tam olarak böyle olayı anlattığı ve yani bir şeyle aktardığı bir videoydu. Onu anlatıyor işte, diyor biz aslında diyor inşaat işi yapıyoruz da bizim diyor kardeşimiz avukat, baro da açalım dedi diyor. Yani biraz mesele bu. Meslek odasının birliğinin çok kıymetli olduğunu düşünüyorum. Baro başkanlarının orada gördüğü muamele, ya şehri almamak baro başkanlarını, avukatları. Ankara özü öyle bir muamele var artık zaten. Yani Ankara'da bir şey var. Yani, basın aşaması yasağı var yani, bu hukuki mi bilmiyorum ama. Giremiyorsun, vatandaş giremiyorsun, kendi yani. Vatandaşı kendi başkentine giremiyor ki giremiyor. O başkent bir kurtuluş savaşıyla, bir halk savaşıyla emperyalizmden kurtulup ilan edilmiş bir başkent. Ama bu ülkenin insanları oraya giremiyorlar. Girebilen de meclis önünde dayakla ödüllendirilebiliyor. Bu arada izleyiciler yazmış, kendinizi unuttunuz diye, hakikaten öyle, halk TV karartıldı. 2020 evet, yılında kesinlikle. Sadece o değil, TL1 de karartıldı. Atlamayalım, Atatürk Havalimanı'nın yok edilmesi olarak yazmış vatandaşımız. Ayasofya yazmış. Bunlar da unutulmasın demiş. Birkaç şey daha eklemek istiyorum. Buyurun. Son olarak. Benim ondan hariç söyleyeceğim şey kalmıyor. Ahim kararının bizi bağlamaz dediği noktada sadece şunu söyleyebilirim. Biz anayasa bunun için vardır. Yani devlet siyasi iktidarı, devleti yöneten bir siyasi iktidar olduğunda aslında anayasalar siyasi iktidarın fiillerini de kontrol altına almak, denetlemek ve vatandaşın siyasi iktidarın despotlaşmasını, otoriterleşmesini engellemek için yapılır anayasalar. 1215'te Magna Carta ile başlamıştır anayasacılık çalışmalara. Osmanlı'dan, Senedi İttifak'tan, Gülhane Hattuymayun'dan devam eden bizim de böyle bir anayasa geçmişimiz var. O nedenle anayasalar hak ve özgürlükleri düzenledikleri gibi siyasi iktidarları da denetim altında tutmak isterler ve demokrasiler şöyle var olur. Sadece seçim, temsilciyi seçmekle değil, seçersin ve denetlersin. Ve seni ilgilendiren sorunlarda söz hakkın vardır. Bugün şuna bakalım. Bizim söz hakkımız var mı? Biz denetleyebiliyor muyuz? O zaman bu demokrasi olmuyor. Başka bir şey oluyor. Biz seçimden seçime oy kullanıyoruz. Yani güdümlü bir kamuoyu var. Bir de gerçek demokrasilerde kamuoyu gerçek fikriyle, yani şeffaf bilgiyi alır, basın özgürdür, gazeteciler özgürdür, hukuk sistemi düzgün çalışıyordur ve kamuoyu böyle şekillenir. Orada gerçek demokrasiden bahsedersiniz. Ama bu tür güdümlü kamuoyların olduğu, yani siz bir algı yaratarak sürekli, zaten bu söylendi, yani toplum mühendisliği yapıyoruz, toplumu inşa ediyoruz. İşte şöyle nesil istiyoruz, dindar kindar nesil istiyoruz. Biz bunlar açıkça söylendi zaten, yani hani burada yeni baştan bir şey yazmıyorum bunları söyleyerek. O anlamda siz Anayasa Mahkemesi'nin kararına saygı duymuyorum, ahim kararı bizi bağlamaz dediğiniz noktada şunu dersiniz, tamam ben demokratım, demokrat değilim derseniz tamam deriz. Yani kendi de söylüyor değil. Kendisi derken bir kişi algılanmasın, bir sürü insan için geçerli bu. Okey, bu insanlar demokrat değildir. Biz bu karar bizi ilgilendirmiyor. O teröristtir, bu teröristtir. O zaman teröristlere kanun uygulanmasın diyorsanız kendinize demokrat demeyin. Başka bir şey oluyorsunuz, demokrat olmuyorsunuz. Bu anlamda 2020 bize gerçekten bu ülkede demokrasi var mı ya da çok ilerledi artık gözükmüyor mu noktasında bir fikir verdiğini düşünüyorum bütün bu anlattığım olayları. Son olarak şunu söyleyeceğim, bu kadın cinayetleri her seferinde son artık buna çok şey yaptık, çok toplum tepki verdi, son noktasına gelecek dediğimizde gelmiyor, benzeri daha beteri ve pişkin bir şekilde karşımıza geliyor. O zaman demek ki burada uygulamayla ilgili bir sıkıntı var. Bakanlıklar toplanmalı, bir acil eylem planı oluşturmalı bu konuda. İstanbul Sözleşmesi'nin bir fiil uygulanması sağlanmalı. O zaman başka bir şeye bugün hukuken ihtiyacımız bizim zaten yok, çünkü çok güzel kanunlarımız var. Uygulanması yeterli olacaktır. Bu arada teşekkür ediyorum dinlediğiniz için. Deniz Kuvvetleri personelinden aylardır bizler de karantinadayız, lütfen gündeme taşıyın mesajı gelmiş. Onu da aktarmış olalım. Biraz da umutlardan, 2021 beklentilerden keşke birkaç cümleyle söz etseniz denilmiş. Yani o kadar adalet beklentisi herhalde en önemli beklenti olacak Feyzan da söylediği. Çünkü her şey orada başlıyor aslında. Yani ülkede adaletin olmaması, demokrasinin olmaması, biz işte yoksulluk, sefalet içinde ve karar
yönetimine karar veremediğimiz bir şekilde karanlık bir hayatı sürüklüyor. Şimdi işte Anayasa Mahkemesi'nin kararlarının yerel mahkemece tanıtılmadığını gördük. İşte Osman Kavala hala işte bugün Anayasa Mahkemesi'nin bir oy farkla kararını gördük işte 8'e 7 farkla. O bir yani oy, akıl o alır bir gibi değil. Onunla ilgili bir şey söyleyeceğim. Şimdi 1 Aralık'ta AİHM'in İzlanda kararı, büyük daire kararı yine. Buna benzer bir hakim kişinin işte beraati, kararın hepsini okumadım, özetini okuduğum kadarıyla anlatıyorum. Beraatine aleyhte oy veriyor ve büyük daire diyor ki bir kere bu hakim usulsüz bir şekilde atandığı için sen yine adil yargılanma hakkını ihlal etmişsin diyor. Yine ihlal kararı veriyor. Aslında burada bizim olayımız da teknik olarak evet Yargıtay'a geçiriyorsun ama kanunun ruhuna aykırı. Çünkü sen geçen de çok güzel açıkladın. Onun bir anlamı var. O tecrübe, orada yaşanmışlık ve bu bilgiyle oraya geçerek hakimlik yapmasını, karar merciinde bulunmasını söylüyor. Aslında bu buradan dahi bu örnek alınarak yani referans gösterilerek adil yargılanma hakkının burada yine ihlal edildiği ortaya konabilir. O çok şöyle, ilginç diyor ki sen yapılması gerektiği gibi hakimi atamadığın zaman İrfan Fidan'ın işte Anayasa Mahkemesi'ne atanmasındaki o atandığı bile zaman bunu değerlendirecekler ama orada çok ilginç bir nüans var. Şöyle dedim ya hani bir tane hakim var bir üye daha önceki yapılan oylamada Sayın Abdullah Gül'ün atamış olduğu kişi bu sefer izinliydi. Geldi bu izni bir hafta sonra işte bir hafta önce izinliydi. İzni bitti. Oy kullandı. Abdullah Gül'ün atamış olduğu kişi bu sefer karşı cephede yer aldı. Şimdi bütün bu yapılan işte organizasyonu anlattık ve ya. Ve bir de galiba emekliliği de yakın. Yakın. Ocak ayında da emekli oluyor. Bitiyor. Üyeliği bitiyor. Şimdi bundan sonraki kararlar da hemen hemen işte bunun gibi çıkacak. 8'e 7 gibi çıkacak. Ama işte geçen programda söylediğimiz şey işte gerçekleşiyor. Bunu önceden bilmek ne kadar kötü değil ya, mi? Ya inanılmaz bir şey. Ya bir de yargıçsınız tamam mı? Yani biz hep ya 8 kişi konuşurken farklı düşünüp 7 kişi aynı şey üstünde nasıl farklı düşünebiliyor? Ben hukukçu olmadığım için sadece ama sana bir de yazılı anayasada yazan bir şey yani. Anayasa hepimizin tabii, alıp okuyabileceği. Öyle mi Feyza yani? Hepimiz okusak yorumlaması mı farklı? Çok da şey değil yani. Yani iş böyle gayet net anayasa maddelerimiz az öz net gerçekten herkesin okuduğunda anlayabileceği maddeler. Yani polyanmacı bir iyi niyetle iki bilimsel ekolün temsilcileridir bunlar diye söylenebilir. Çünkü sürekli 8'e 7 çıkarsa bundan sonra dikkat çekecektir yani. Yani dikkat çekecek. Şimdi Osman Kavala kararına bakın. Yani olaya zaten baksın. Dosyayı bazı tabii ki her yerde dosyayı okumak esas olandır ama yani olay Gezi davasının finansörüsün diye seni alıyorlar, tutukluyorlar. 3 yıl tutukluk alıyorsun. Ondan sonra beraat ediyorsun. Cezaevinden seni almak için yakınların kapının önüne geliyorlar. Avukatların, eşin, dostun, arkadaşların geliyorlar. Ve sen içeriden çıkmıyorsun. Diyorlar ki biz onu 15 Temmuz davasıyla da ilgili, soruşturmasıyla ilgili de bu sefer casusluktan tutukladık diyorlar. Ve içeride kalıyorsun 3 yılı aşkın süredir. Ve şimdi Anayasa Mahkemesi, anayasal hak diyor ki kişisel hürriyetini ben gasp edeyim düşünmüyorum. Ya buradaki işte temel problem o. Yani ya tek tek insanların kendini sorgulaması gerekiyor. O yargıçların veya bu ülkedeki bütün insanların. Çünkü bakın herkesin başına gelecek. Evet. Ya bunun sorununu yani bu Osman Kavala'nın yaşadığı şeyi veya işte Selahattin Demirtaş'ın aynı şekilde aynı kararın uygulanmaması. Bu sadece bu insanlarla ilgili hikayeler değil. Bir gün evinize örneğin gelecek alacak diyelim. Bir kamulaştırma için ve size az para verecek. Ve siz mahkemeye gideceksiniz ki ya beni koruyacak. Yani devletin karşı yani devletin bana yaptığı haksızlığa karşı koruyacak bir yargıç olsun. Bir gidebileceğim bir yer olsun diyeceksiniz ve gidemeyeceksiniz. Ya biz gerçekten olmayan bir şeyin adaleti varmış gibi oynamaya devam ediyoruz. Ve en çok bu adaletin olmadığını da söyleyen yargıçlar. Bakın Osman Kavala bırakılmayacak dedi Erdoğan. Net davranıyor. Devlet Bahçeli net davranıyor koydu. Yani ona terörist dediler, Demirtaş'la da aynı şekilde. Ve Anayasa Mahkemesi bu kararı verebiliyor üzerine. Ve biz o tiyatroya devam mı edeceğiz bundan sonra? Sanki adalet varmış gibi. Benim dikkatimi çeken bir şey daha var bu Kavala davasında. Yani Osman Kavala önemli bir iş insanı. Yani 82'de babası vefat ettikten sonra Kavala grubun başına geçiyor. Ya bu memleketin sermayedarları kamulaştıracağız çıkışından sonra Selin Sayıkböke'nin bu kanunsuzdur böyle şey mi olur aman kanun şu bu falan filan diye zıpladı.
TÜSİAD açıklama yaptı. Yani en yetkili ağızdan TÜSİAD açıklama yaptı. Ya sınıf dostları aslında aynı işleri yapan insanlar, birbirlerini tanırlar. Yani bu bilirler. İş ortaklıkları var. Bir tane açıklama gelmemesi de yani Türkiye'nin sermaye sınıfının bir ayıbıdır yani. Ben oradaki şeye kelimeye karşıyım ya. Kamulaştıracağız deniyor ya. Biz niye kamulaştıralım ya? Kamulaştırıp niye bu adamlara bir daha para kazandıralım? Tabii doğru söylüyorsun. Devletleştireceğiz. Doğru terim bence bu. Devletleştireceğiz. O yani. Çünkü halkın paralarıyla yapılan halkın hakkının olduğu şeyler ve bunların hepsi kamulaştırılmayacak. Kamulaştırdığı zaman parayla satın alıyorsun demektir. Niye adama bir daha para kazandıracak? CHP onu söylüyor. Devletleştireceğiz. Ona kamulaştıracaklarını devletleştireceğiz. Çünkü devletin malı haline getireceğiz. Halkın parası tekrardan halkın olacak. Halk demek bütün alın teriyle biriktirdiği vergileriyle toplanan şeyler, devletin rakamları, devlete aktarılan paraların tamamı bu beyefendilere aktarılmıştı. Hepsi tespit edilir. Hukuk önünde sorulur ve devletleştirilir bütün şeyler. Vatandaştan bu numara verip, IBAN verip para topladıkları para yaklaşık 2,5 milyar lira kadar. Bu 2,5 milyar lira bir tane köprünün, Osman Gazi Köprüsü'nün 6 aylık garanti bedeli oldu. Yani şimdi burada bu izin verilebilir mi böyle bir tezgahın devam etmesine? Bu da neden böyle oluyor? Çünkü ihale dolarla yapılıyor. Şimdi bazen soruyorlar ya bunlar psikopat mı? Niye ihaleyi dolarla yapıyor? Arkasında aslında başka bir tezgah var. Bunlar bu Osman işte X köprüsü, Y havalimanı vesaire yapan müteahhit firmalar fonlamayı yurt dışından alıyor. Yani aslında finansman kaynağı yurt dışından. Şimdi yurt dışındaki Japon bir firma, Hollandalı bir firma veya Kanadalı bir firma diyor ki Murat Arel diyor ki ben bir köprü yapacağım. Tamam Murat Arel'e ben sana bu köprünün finansmanını vereceğim, borç olarak veriyorum. Fakat diyor sen bu köprüyü devletle iş yapacaksın. Yarın öbür gün devlet sana para vermezse sen bana borcunu nasıl ödeyeceksin diyor Kanadalı şirket. Diyor ki doğru söylüyorsun. Nasıl olacak o iş? O zaman diyor ki ben diyorum ki o zaman mahkemeye de güvenmiyorum ben Türk mahkemesine. O zaman Londra'yı diyor şey yapalım. Londra mahkemesini. Yani bu yerli milli tezgahın arkasında aslında küresel sermaye var. Aynen. Küresel finans güçleri var. Yoksa Londra işin içine hadi biz de Londra'yı yapalım diye devletle Türk müteahhit arasında Londra şey yapmıyor. Arkada finansman şeyinin modelini görmek lazım. O yüzden yani bu şirketlerin muhakkak şirketlerin o ayrı bir ideolojik tartışma olur. Ama en azından projelerin... Ya orada daha neler dönüyor Ozan? Evet. Mesela o 15 Temmuz sürecinden sonra, hain darbe girişiminden sonra işte firmalar, bu yolları yapan, garantili yolları yapan firmalar biz diyor kredi bulamadık diyor. Yani bununla ilgili diyor bize ek süre ver falan diyor. Bununla ilgili 180 gün ek süre alıyorlar. O 180 günlük ek süre içerisinde kredi işlemlerini falan hallediyorlar bunları. Ama o süre içerisinde o yapılacak garanti yollardaki tesisleri işletmeye başlıyorlar. Tamam. Evet. Onların işletmesine başlıyorlar ve o paraları kazanmaya başlıyorlar. Kamulaştırmalar yapılıyor. O kamulaştırmaların paralarını devlet ödüyor. Devlet ama parasını alamıyor şeyden. Hala da alabilmiş değil. Yine bu yılki raporlara da konu edildi. 500 küsür milyon TL gibi rakam kamulaştırma bedelleri ödenmemiş. Şimdi az önce mesela lafını bölmemek için girmedim. Elektrik idareleriyle ilgili yapılan kıyaklardan bahsediyoruz ya. Daha onlar ne ki? Biz mesela trafo yapıldığı zaman bir yerde, bir projede biliyorsun ki elektrik şirketleri kapının girişine kadar, binanın girişine kadar elektriği getirmekle yükümlüdür. Hı hı. Ve buradaki maliyetleri de karşılamakla yükümlüdür. Şimdi o süre çok uzadığı için bizim kurumlarımız, devlet kurumları trafonun giderlerini de biz ödüyoruz. Biz bunu da ödedikten sonra elektrik şirketine devredip oraya harcanan parayı tahsil etmemiz gerekiyor. Biz tahsil etmiyoruz. Adamlar elektrik satmaya devam ediyor ama biz parayı tahsil etmiyoruz. Öyle duruyor. Dünya kadar dağıtım bedeli de ödüyoruz. Dünya kadar. Yani İl özel idarelerin içerisinde, belediyelerde. Yemek masrafları, ulaşım masrafları gibi temsil ağırlama giderleri şirketlerine. Karşı tarafta Anadolu yakasındaki elektrik dağıtım şirketinin binası İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne aitti. Ona tahsis edilmişti. Daha öncesinde özelleştirilmeden önce tahsis edilmişti. Özelleştirildikten sonra hala ücretsiz. Yani kira vermeden kalıyordu orası. Şu anda ne oldu bilmiyorum. Ben iki defa kamu bilgilendirme hakkımı kullandım ama cevap alamadım ben. Yanıt gelmedi. Ama belediyeler dedin de o şeyi de herhalde 2020'nin ve son dakika olaylarından biri olarak belediyelerin 3100 lira ile 3600 herhalde arası asgari ücret belirlemeleri çok siyasi olarak da çok önemli bir hamle ve bundan sonraki siyasi süreci
okumamız açısından da bence etkili ve önemli bence bir olay. Çünkü belediyeler belirliyor şu anda siyasi evet, gündemi. Yani bak 11 Büyükşehir Belediyesi alındı ve şimdi onlar bu hamleyle aslında bir şekilde nasıl siyaset yapılması, nasıl muhalefet yapılması gerektiği konusunda da çok önemli bir hamle salgın yaptılar. Salgın koşullarında da belediyeler çok büyük işler yaptılar ve yapmaya da devam ediyorlar. Mesela bu mesela internet olmayan köyler vardı. Ankara tamamını bitirdi. Tamamını bitirdi. Mansur Yavaş bütün köylere interneti götürdü ve çocuklar orada internete... Sözünü de canlı yayında açıklamıştı. Tabii. Şimdi İstanbul Büyükşehir Belediyesi de mesela bununla ilgili bir şey var. Onay beklediği bir işi var. Metrolarla ilgili falan. Bunların onaylarını bekliyor. Hala da o onay gelmemesi kadar garip bir durum var mı? Yani metroda telefonunuz çekmiyorsa neden? Çünkü İBB'yi İkrem İmamoğlu kazandı. Evet. Bitiriyoruz. Var mı ekleyeceğiniz başka bir şey? 2020 bitmez bir yıldı. Anlat da bitmez yıldı. Onun için. Aynen. Ama 2021 bir espri de var. 2020... Geri sayıyor. Yani ileri sarıyor pardon. 57, 58, 59. Artık gece 0001 olacak ve 2021 olacak. Evet. 60 diye devam ediyor. Her 2 yıl sürecekmiş. Gerçekten kutlanması gereken bir şey. 2020'nin geride kalması. Yani inşallah 2021, 2020'yi aratmaz. Aynen. Ben girmeye korkuyorum 2021'e. Ama adaletli bir yıl olsun. Özellikle işçilerin haklarını aldı. Aynen, madencilerin. Evet. Değerini çok anladık onlara. Çok madenciler de başkente sokulmamıştı. Atlamayalım. Evet, onu da hatırlatalım. Ama yani bu gerçekten bu ülkeyi ayakta tutan insanlar için yani yolsuzluk yapanlar batsın, berbat yılları olsun onların. Sizdekleri kötülükler başlarına gelebilir, umurumuzda değil. Çünkü bu ülkeye çok büyük zarar verdiler ama bu ülkeyi ayakta tutanlar için çok güzel bir yıl olsun. 2021 emeğin, alın terinin hakkını buldu. Yoksullukla mücadele eden insanların alın teriyle biriktirdiği vergilerinin kendilerine hizmet ve aynı zamanda sosyal devlet ahlak gereği, sosyal devlet gereği de kendilerine gelir kapısı olarak döndü. Aynı zamanda belaların olmadığı, adaletin olduğu, gazeteciliğin suç olarak görülmediği, özgürlüklerin olduğu, ifade hürriyetinin olduğu. Umarım herkesin eşit şartlarda yaşadığı bir yıl olur. İyilik kayda geçsin. Umuyoruz ki bu aşı dağıtımında da şeffaf bir süreç yaşarız efendim. Kayda geçsin de çok fazla mesaj var. Tamamını okumaya çalıştım ama yani madencileri yazan var. Öğretmenleri yazan var. Var da var. İyilik kayda geçsin diyelim. Haftaya tekrar kez yeni yılda görüşmek üzere.